Onur Yıldız çok teşekkürler. Samandıra, Canbahar tesislerindeyiz. Fenerbahçe kafilesi şu anda tesislerden çıkışı gerçekleştiriyor. Ülker bunu hareket ediyor. Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe kendi evinde dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe için mutlaka kazanması gereken bir 90 dakika olduğunu ifade etmekte fayda var. Şu anda canlı görüntüler Samandıra-Cambar tesislerinden Barış Seven görüntüleri sizlere ulaştırıyor. Salihlacivertler Ülker Stadyumuna doğru hareket ettiler. Bizler de buradan sözü bir kez daha sizlere bırakalım Onur Yıldız. Evet Fenerbahçe'de Trabzonspor'da stada hareket etti sevgili seyirciler. Birazdan statta olacaklar. Stada varışlarını da canlı canlı ekrana getireceğiz. Zeki Uzundurkan'a şunu sormak istiyorum. Trabzonspor deplasmanlarda çok sıkıntı yaşadı bu sene ve bazı maçlarda e, çok erken kırıldı. 4-7'yi, 5-7'yi birçok maç var. E, tabii derbiler bambaşka olur ama Fenerbahçe deplasmanında da böyle bir endişe taşıyor mu acaba Trabzonspor? Yani Trabzonspor'da e, sağ içi yardımlaşma hiç yok. E, oyuncular kapasitelerinin çok altında mücadele ediyorlar. E, eğer üçlü savunmayla oynarsa bakıyorum şimdi Eren'in savunma yönü hiç yok. Bartra zaten e, pas oyununda var. Çok böyle e, yıpratıcı, çabuk bir stoper değil. E, Hüseyin biraz onların içinde. Hoca da çok tutuyor Hüseyin'i. O ona biraz kıvrak buluyor. Onun dışında bakıyorum işte Trezege yardıma gelmez. Vişka hiç gelmez. E, dediği gibi Gürcan abinin Hamşik'le Siyopis'e kalıyorsun. Abdülkadir Ömür'ün de savunma yönü yok. Öndeki Umut Maksikomez de hiç yardıma gelmez. Toplu oyunda var, toplu oyunda hiç yoklar. Yani nasıl olacak? E, o savunmada zaten Trabzonspor'un Hugo gittikten sonra, Vitor Hugo gittikten sonra Ama maç 4-4 e, bitebilir mi? <laughs> bu bu, bu hani Şöyle de. yani dediğimiz de. gibi bu yani maçta bon, golli alan, maç bol gollü bir maç bekleyebiliriz değil mi herhalde? Ya Hı. tabii ki Trabzonspor'un hani bir, nasıl bir direnci olacak ya da şöyle Trabzonspor'un hiçbir hedefi yok. Çok rahat zaten her takıma yeniliyor. Yenildi sezon boyu. Fenerbahçe'ye kaybetse en ufak bir eleştiri gelmez taraftardan. Kazanırsa tabii ki sezonu kurtarmış olur. O rahatlık olacak ama bu muhtemel kadrodan yani muhtemel hangi kadro ile çıkarsa çıksın forumda oyuncusu olmayan bir Trabzonspor'dan Kadıköy'de galibiyet beklemek hayalcilik olur. Ama tabii ki hoca farklı motive eder. Fenerbahçe'nin bu sefer direnci düşük olur, hata yapar. Farklı bir sonuç ortaya çıkar ama normal şartlarda iki takımı teraziye koyduğumuzda bu maçtan Fenerbahçe galip ayrılır. Ama dediğim gibi bir kırmızı kart olur, bir hakem hatası olur. Trabzonspor bu sezon hiç beklemediğimiz bir performans ortaya koyar. Hani derbi performansı. O zaman farklı şeyi konuşuruz ama gidişata baktığımda Trabzonspor'un son oynadığı maça da baktığımda ligin bu sezon en kötü oynayan takımı Trabzonspor. Forması Trabzonspor'u buralara kadar getirdi. İlk hmm. yarıda topladığı puanlarla Hala tepelerde duruyor. Yoksa Trabzonspor ligin ikinci yarısında çok kötü sonuçlar aldı, kabus gibi ve hakem hatasıyla de değil, kötü oynayarak e, Trabzonspor maçlarını kaybetti ve sahada bir oyuncu bile baş kaldırmadı. Ne oluruz beyler, kendinize gelin, toparlanın demedi. Hani e, savaşarak yenildiği maçı hatırlamıyorum Trabzonspor'un e, kazandığı maçlarda da e, tesadüflere dayalı. İşte ilk yarıyı bir kenara koyuyorum. İkinci yarıda kazandığı maçlarda da tesadüflerle kazandığı maçları ee, bundan ders çıkarması lazım. Ben şunu bekliyorum sadece. E, Nenat Bielis'tan ee, bir ışık versin bize. Yani bu takım hani kaybet kaybetse bile Abdullah Hoca'nın oynadığı sistemin dışında ezberleri bozsun. Ne bileyim bir ön alan baskısı ya da yana, yana geriye oynama yerine o, bu hatta fotomaçta da bugün de var. Dikini oynayın demiş oyunculara. Eğer bunu dediysen bir görelim. Bakalım bu takım gerçekten dikine oynayacak mı? Yoksa yine aynı alışkanlık yana geriye sıkıcı bir oyun mu olacak? Ee, onu göreceğiz ama bana sezon boyu Trabzonspor hiç ışık vermedi. Hatta Gürcan abiyle burada yayınlarda da konuşmuştuk. Hazırlık maçlarında Trabzonspor yani sezona başlamadan önceki hazırlık maçlarında zaten dökülüyordu. Hatta... Hayır hayır hatırlıyor musun? Monaco maçı oynadılar müthiş bir maç. 3-0 mı kazandı? 4-0 evet. içeride. Evet o i̇çeride. çok farklıydı. Sonra işler kötü gitmeye başladı. Mesela Fenerbahçe'yi yendiler yani büyük maçlara e, özel bir konsantrasyonda Evet çıktılar. Çatır çatır oynadılar, kazandılar. Ama on, ondan sonra e, yeniden mesela Kayseri'ye karşı aynı gücü, aynı konsantrasyonu evet. gösteremezler. Fenerbahçe'yi yendikten mi? sonra hatırlayalım. İlk maç hangisiydi Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük 4-1 evet. yenildi Evet, Tabii. aynen. Yani çok asıntayabilir ya diyor. Yani. Evet. Alanya'dan 5 miydi? Altı 6 Beş, Evet. Yani e, özel maç seçtiği zaman Zeki'nin dediği gibi oyuncu e, konsantre olduğu zaman tam çıktılar yaptılar. Bu neye benziyor musun? Eski dönem çık vardı. Bilmiyorum Trabzon'da da öyle midir? Gelirdi başkan soyunma odasına. Çantayı koyardı. Açardı. Gıcır gıcır eurolar orada. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yerin derdi, alın derdi. Prim yok yalnız Trabzon yani şey, da prim yok. Yani şey evet. futbolcu için ama en güzel motivasyon para. Tabii. Yani, tabii, ya mesela, yani her, herkes için herkes insan olduğu için daha ol motivasyonu da. öyle takım, takım. dar kalıba sokmayalım. Mesela <laughs> iş, işler kötü gidiyor <laughs> takım. O maçı farklı yaşardı otomatikman evet. tamam mı? Yani e, oyuncu koşuşu bile değişir vallahi. <laughs> şey tamam, <yapayım>. Canım. Yani <laughs> böyle, şimdi, hani, <laughs> insanlar bana şunu diyebilir. Yani <laughs> Trabzonspor'u şey niye bu kadar eleştiriyorsun? Yani övülecek bir tarafı yok Trabzonspor'un. Geçen yıl övü bitiremiyorduk hepimiz ama bu sezon hani maçta seçtiler dediğin gibi. Beşiktaş maçında da mesela Beşiktaş'ta. Beşiktaş pozisyon bulamadı mesela. Kötüyken Beşiktaş'ın karşıda iyi oluyor. He bakın. Geçen senenin Vakem'e solda. Visca sağda. Cornerlü önde, Arkada Bakasetas. Hamşik vardı bile lider bir de Dorukan. Bütün Durkan. açıkları Durkan. gideren, Ve her yere koşan. Sezona bunlar olmadan başladı. Evet. Dorukan da. Bakeme gitmiş. Cornelius gitmiş. Visca sakatlanmış. Sakat. Dorukan Sakatlanmış. Dorukan, sakatlanmış. Hamsik'te soru işaretiydi. Tabii. Sakat mı, iyi mi, formda mı, ha, değil bir mi? var mi Yani takımın şampiyon ya, olan takımın yüzde yoktu. Yok. Ki bu, bunlar usta oyuncular. Aynen. Yani iyi oyuncuyu bırak bir de usta oyuncu. Ve yerine gelen çok güzel. Ne Trezege, ne evet. Maxi Gomez, ee, ne Enis Bardi, ne, ne Gubamin, evet. yani hiçbir Yusuf Yazıcı bile ha, yani. yani Yusuf Yazıcı'daki bu düşüşü yani. yani ben çözemiyorum nasıl bu hale geldi yani, nasıl şimdi, kadar kötü olabiliyor? dediğin gibi Uğurcan çıkıyor diyor, şampiyonlar ligi gidince yabancıların konsantre evet. e, Yusuf Yazıcı senin çocuğun. Evet. Evet onların konsepti. Artı bir de Uğurcan da evet. oranın çocuğu. Senin Tabii. gitmeseydi? Tabii. Doğru. Doğru. Senin konsantrasyonu. Ya da motive etseydiniz yani. gidip hocaya deseydin bunlar. Ya hoca hoca varmıştır farkı. Yalnız orada takım içi dengelerde sanıyorum bir şey oldu. Abi yeni transfer oynamak ister Zeki. Evet. Yeni transfer e, devam eden oyuncu olmadığı zaman, kendisini bir seçenek olarak gördüğü zaman ki e, orayı da tam alamamışsın, aile duygusunu, e, sıkıntılı olarak toptan kaçar, risk Hı. almaz.